Evet. Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı'nın 3. bölümüyle karşınızdayız. Şimdi Türkiye'nin tartıştığı konuyu gündeme getirdik. HDP meselesi. Medyada bir ambargo, bir boykot var mı diyorduk. Var, doğru. Ama bu neden var? Ahmet Yavuz Paşa'mız ilginç bir görüş öne sürdü. Salim Şen bambaşka bir açıdan baktı. İkisi anlaşmıyorlar o konuda. Ondan sonra daha doğrusu Ahmet Yavuz Paşa diyor ki yani ben burayı 200'lü buluyorum dedi. Bu siyaseti, HDP siyasetini. Benzer bir görüşü Barış Doster de söyledi. Şimdi bakalım ya arkadaş ne diyecek? Bu arada Osman Erbil, Vatan Partisi medya direktörü galiba. Medyanın başında bir arkadaşımız. Ben herhalde onun bakayım fotoğrafına. Evet, o bir arada Kadıköy'de şeydi herhalde. Kadıköy Belediye Başkanı, ya İstanbul Büyükşehir ya Kadıköy Belediye Başkanı adayıydı. Osman Erbil, ben şu anda fotoğrafından tanıdım onu. O da açıklama göndermiş, onu da okuyacağım. Barış'cığım, senin görüşünü merak ediyoruz. Şimdi tabii medya yumurtasız omlet yapmaya çalışıyor. Oo. Yani HDP olmadan tüm televizyonlarda HDP'nin yürüyüşü konuşuluyor. HDP'nin ne yapmaya çalıştığı konuşuluyor. Oysa ki Gürkan, korkacakları hiçbir şey yok. Biz nasıl geçen hafta tam bu saatlerde HDP eş genel başkanı Sayın Mithat Sancar'ı davet ettik ve her şeyi sorduysak, Sayın Sancar da her şeyi açık yüreklikle anlattıysa ya da anlatmaya çalıştıysa, diğer arkadaşlarımız da yumurtasız omlet yapmaya ya da çengel bulmaca çözmeye çalışacaklarına sorunu kendi muhataplarından dinlerler. Ki bence HDP'lilerin televizyona sık sık çıkarılmalarında da fayda vardır ve haklarıdır. Kamu yayıncılığı da, özel sektör yayıncılığı da bunu zorunlu kılar. Çünkü bir ülkede siz eğer medya organıysanız... Barış, seni dinliyorum ya. Kulağım sende, ben okuyorum yanında. Ve kamu adına yayıncılık yapıyorsanız, kamu adına soru soruyorsanız, o soruların muhataplarını da dinlemek ve dinletmek zorundasınız. Belki şöyle bir tablo çıkacak Gürkan ortaya. HDP'liler her gece televizyona çağrılacak ve HDP'liler, örnek olarak söylüyorum, belki de Türkiye'deki hiçbir soruna cevap veremeyecekler, çözüm üretemeyecekler ya da her soruna bir çözüm üretip her soruya da bir cevap verecekler ve böylece insanların da kanaati özgürce oluşacak. Şimdi tabii televizyonların HDP'ye yönelik ambargosu mevcut iktidarın ve devlet yapısının HDP'ye bakışından bağımsız değil. Türkiye 100 senedir hem Cumhuriyet döneminde hem Cumhuriyet öncesinde 125-130 senedir adını koymayı bile henüz başaramadığı Kürt sorunuyla yüzleşmekten kaçıyor. Hep alengirli işlerle, anayasanın arkasından dolanarak, kanunların arkasından dolanarak Kürt sorununu ortadan kaldıracağını düşünüyor. Kendinizi kandırmayın arkadaşlar. Yani devleti yönetenler için söylüyorum. Ya bu faşist 12 Eylül anayasası %10 barajını getirdi mi? Niye getirdi kardeşim? Kürtler meclise giremesin diye. Ya adını doğru koymak lazım. Kürtler meclise giremesin diye. Bu barajı koydun mu? Peki 1989 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile Kürtler bir şekilde kendilerini temsil ettiler mi, Kürt siyasetçiler? Hayır, 89'da SHP ile bütünleştiler, onu anlatıyorum. Evet, SHP ile bütünleştiler. 90'da Halkın Emek Partisi kuruldu mu? Kuruldu. Halkın Emek Partisi'nin üzerine copla, silahla, mermiyle, baskıyla, DGM ile, yasayla gittiniz mi? Gittiniz. Vedat Aydın'ı katlettiniz mi? Cenazesine katılanları Diyarbakır'da katlettiniz mi? Katlettiniz. Onlarca hep yöneticisi gözaltında kaybedildi mi? Kaybedildi. Cesetleri bile belli değil nerede olduğu. O günden bugüne DEP'in genel başkanı Murat Bozlak evinde vuruldu. Suikaste uğradı. Ben o zaman öğrenciydim. DEP'in en önemli kalemlerinden Musa Anter katledildi. Gazeteci Özgür Gün'den muhabiri Hafız Akdemir katledildi. Yani onlarca HEP yöneticisi, DEP yöneticisi ya da o siyasal çizgide olan insanlar sokak infazlarıyla katledildi. JITEM'ler, ondan sonra yeşiller, beyazlar, mavi toroslar, beyaz toroslar, hepsini döktünüz mü sokağa? Döktünüz. Gelelim bugüne, vaktimiz daraldı. Ne oldu peki kardeşim? %10 barajı Kürtlerin siyasi temsilini engellemek için yeterli olmayınca AKP ve MHP güya devlet aklını işleterek Kürtlerin önüne getirdi
%50.1 barajını koydu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirilmesinin tek sebebi HDP'yi ve onun temsil ettiği anlayışı siyasetten tasfiye etmeye yöneliktir. Hatırlayalım, 7 Haziran 2015 seçimleri oldu. Hükümet kurulamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa gereği tüm partilere mektup yolladı ve kabinenin kurulabilmesi için ikişer, üçer üye göndermelerini istedi. Çıkardıkları milletvekili sayısına göre. Şimdi burayı herkes iyi hatırlasın. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığında kurulan kabinede iki HDP'li milletvekili bakan olarak görev aldı. Bak iki bakan HDP'li. Ben de o dönem parlamentodaydım. Evet. İşte o gün o iki bakan kabineye girdiğinde, bakanlar kurulu sıralarına oturduğunda güya devlet aklını işlettiğini söyleyenler, ya bu sistem böyle olmaz, HDP'nin oyları gitgide artıyor, öyle ya da böyle geldiler iktidarda sandalye sahibi oldular. Eğer HDP'nin yükselişi ve HDP'ye oy veren sosyoloji biraz daha gelişirse, ki buna ilişkinde simülasyonlar yaptılar devletin bazı birimlerinde, HDP'siz bir hükümet kurmak ya da HDP'nin destek vermediği bir hükümeti kurmak mümkün olmayacak dediler ve ortaya 50.1'lik bu ucubeyi getirdiler. 50.1 tamamen Kürtlerin, dolayısıyla HDP'nin siyasetten tasfiye edilmesine yönelik uydurulmuş bir sistemdir. Bak yani uydurulmuş diyor. Öyle düşünmüyorum yani. Anlatayım komutanım. Yani 2017'de Mehmet Uçum dedi ki biz kurtuluştan yanayız, kuruluşa karşıyız dedi. Ama başkanlık onların değil. Başkanlık onların değil. Komutanım başkanlık yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Sadece Kürtler diyorsun. Kürtler ya, mi değil. Yoksa ayrılıkçı Kürtler mi? Arkadaşlar kimin ayrılıkçı, kimin birleştirici olduğunu bilmeyiz. Ben kimsenin kanaatlerinin sorgulanmasına ve gazetecilerin de, geçen bir gazeteci Garo Paylan'ı çağırmış. Hadi söyle PKK terör örgütü, PKK terör örgütü mü demesini de doğru bulmuyorum. Bu bizim anayasamıza da aykırı. İnsanların kanaatlerini açıklamaya hiç kimse kimseyi zorlayamaz. Gelelim bugüne. Sen HDP hükümet ortağı olamasın diye 50.1'i getirdin değil mi kardeşim? Selahattin Demirtaş'ı anayasaya aykırı bir biçimde talimatla tutuklattın. 4 yıldır cezaevinde. Senin anayasa mahkemen bile tutukluluğunda başka sebeplerle de olsa hak ihlali kararı verdi. Selahattin Demirtaş'ı niye tutukladılar? Ya seni başkan yaptırmayacağız dediği için, başka bir suç yok Selahattin Demirtaş'ın. Diğerleri tamamı garnitür, dosya dolsun, ahalide bir şey var zannetsin diye. Ha Selahattin Demirtaş'ın hataları yok mu? Gezi olayları dönemindeki tutumu yanlış. 2010 referandumundaki tutumu yanlış. Ama o yanlışlıkları Selahattin Demirtaş'ın mecliste yaptığı konuşmalardan ve attığı tweetlerden dolayı 4 yıldır tutuklu olmasını da haklı kılmaz. Peki. Bugüne gelelim. Bu kadar baskıyı yaptın. Milliyetçi Hareket Partisi'nin aklına uydun. Başkanlık sistemini getirdin. E peki kardeşim 2019 seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ın tek tweetiyle yüz binlerce insan Millet İttifakı'nın adaylarına oy verdi. Diyarbakır'ı, Batman'ı, Şırnak'ı, Hakkari'yi, Kars'ı, daha birçok yeri ezici çoğunlukla aldı. Bu neyi gösteriyor? Ya sen bu televizyonlara HDP'lileri çıkartsan da çıkartmasan da HDP'nin düşüncesini destekleyen ve oy veren 6 milyon insan var. Demek ki senin ortaya koyduğun hiçbir çözüm değil. Burada ne yapılacak? Burada yapılması gereken şey şu. Demokrasiye inanacağız. Fikirlerin ifade edilmesinden korkmayacağız. İnsanlar tweet attı diye cezaevlerine onları atmayacağız. HDP milletvekillerine polis sokakta şiddet uyguladığında, engel çıkardığında buna karşı çıkacağız. Buradan da en başta meclisin başkanı Mustafa Şentop'a çağrı yapıyorum. Bir milletvekili eğer kendisini sokakta ifade edemiyorsa, mecliste konuşamıyorsa, mecliste yaptığı konuşmadan dolayı hakkında fezleke geliyorsa, o Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan bir hakarettir. Demokrasiden korkmayacağız. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Türkiye Kürtsüz, Kürtler Türksüz olmaz. Biz birlikte yaşamayı arzulamak, birlikte yaşamayı
becermek zorundayız. Ama birlikte yaşamak derken bunu sopa zoruyla değil, tamamen gönül arzusuyla, demokrasiyle taçlandırılmış bir rejimle, herkesin kendini ifade edebildiği, ana dilini konuştuğu için baskıya uğramadığı, horlanmadığı ve kendisini her zaman eşit hissettiği bir ülkeyi kurmak zorundayız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Burada söylediğim hiçbir şey Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağlamaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhuriyetçi, yurttaşçı, halkçı anlayışı da bunu zaten zorunlu kılar. Peki. Çok aslında uzun bir mesele ama özetlemeye biraz uzun mu konuştum uzun dedim, acaba? Osman Erbil'in uzun bir mesajı var. Biraz da size sert bir mesaj ama okuyacağız. Bana mı yazmış? Hayır hayır sana değil. Salim Bey'e. Anlıyoruz ki bugün HDP'nin kapatılması için eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Hasan Korkmazcan'ın çağrısıyla başlayan giderek büyüyen kampanya önce HDP PKK'yı çok endişelendirdi. Ardından da HDP destekçilerinin canını çok sıktı. Salim Şen'in yaşaması demokrasinin gereğidir dediği HDP, ekranlarda olması gerekiyor dediği HDP PKK'nın siyasi koludur. Yani HDP PKK'dır. Artık eylemleriyle, açıklamalarıyla her şey ortadadır. Bunu en başta HDP'liler ilan etmiştir. Bar bar bağırıyorlar meclisten, duymuyor musunuz? Mecliste Biji Apo sloganı atan PKK terör örgütü değildir, halk hareketidir diyenler HDP'liler değil mi? Daha iki gün önce HDP'li vekil Hüda Kaya da söyledi. Türk milleti duyuyor, görüyor ve mecliste PKK istemiyoruz diye haykırıyor. PKK'ya meclis kürsülerini vermek, PKK'ya belediye imkanlarını vermek, şu an Irak'ın kuzeyinde savaşan Mehmetçi'yi arkasından vurmaktır. HDP PKK artık Türkiye için güvenlik sorunudur. Burada ikiyüzlülük bu gerçeği ifade edemeyenlerdedir. Salim Şen'in emekli bir asker olarak Habertürk'te HDP'nin kapatılmasına karşı çıkması, ekranlarda HDP'yi istemesi, TSK üniformasını giyenler için bir utanç tablosudur. Emekli bir askerin HDP'yi savunmasını en son açılım dönemlerinde görmüştük. Şimdi de HDP'nin askerine dönüşmüş bir kişi olarak HDP propagandası yapıyor. HDP'li vekillere gerek yok. Salim Şen onlardan daha iyi propaganda yapıyor diyor. Göreceksiniz. Hepimiz göreceğiz. Terörün bütün unsurlarıyla birlikte Türkiye'den temizlendiği aydınlık günler yakında diye. Kısa at dedim ama uzun atmış. Osman Erbil, Vatan Partisi MYK üyesi, basın bürosu başkanı. Tamam, bana şimdi hitaben söylediği için ben de o zaman bir cevap vereyim, aklımı kullanayım. Bunlar hiçbir şekilde dikkate alınamayacak, alınmayacak böyle kişisel hezeyanlar. Şu beyanların, efendim böyle bu hamasetin diyeyim, ne siyasi düzlemde, ne bir ülke genelinde, ne hukuk nazarında hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Şimdi şu çok önemli. Bakın ben başka bir şey söylüyorum. HDP'li olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Sempatizanısınızdır, değilsinizdir. O düzlemde konuşmuyorum. Yani kendileri biraz hukuktan anlamadıkları için, hukuk nosyonu taşımadıkları için, hak, özgürlük kavramlarını bilmedikleri için bir şekilde aynı biat kültüründen geldikleri için böyle çok dogmatik bir takım şeylerle hareket ediyorlar. Ne hayat böyle açıklanabilir, ne ülke yönetimleri böyle sürdürülebilir. Peki. Şudur, temel direkt hukuktur. Hukuk ne diyorsa her birimiz ona saygı göstermek zorundayız. HDP yaşamalıdır, yaşamamalıdır. Onu söylemiyorum. Seçmen karar verir ona. Evet. Buna bir insanlar karar verir. 6 milyon insan karar verir. Siyaseten o yok eder ya da var eder. İki, bu ülkenin hukuk nizamı yol ve yöntemleri göstermiş. O yollar uygulanıp o parti kapatılmadığı sürece ister kabul edin, ister kabul etmeyin. Saygı duymak zorundasınız. Benimsemek zorunda değilsiniz. Görüşlerini her zeminde eleştirirsiniz. Görüşlerini tartışırsınız. Yüzlerine bunu vurursunuz. Ama varlıklarına saygı göstermek, kabullenmek durumundasınız. Bu ülkenin hiç kimse tek başına sahibi değil. Hiç kimsenin elinde bir vatanperverlik ölçüsü, ölçümetresi yok. O Osman Bey miydi? Osman Erbil. Osman Erbil hiçbirimizden daha fazla bu vatanı seven birisi değil. Ya da bizler hiçbirimiz ondan daha eksik vatanperverler değiliz. Bu ölçüleri o koyamaz. Hiç kimse koyamaz. Bunun ölçüsünü bir tek ülkede hukuk koyar. Hukuk nazarında eğer bir eyleminizden dolayı cezalandırılıp hüküm giymişseniz vatanperverliğiniz sorgulanır. Onun dışında herkes istediğini söyler. Şiddete bulaşmadığı sürece,
şiddet çağrısı yapmadığı sürece ve bir nefret söylemi taşımadığı sürece her görüş savunulur. Peki. Ya buna insanlar karar verir. Peki. Şimdi bu ikiyüzlülük söylerken aynı şeyi söylüyorum. Şimdi Salim hem Bey, bunları çok konumuz söyleyeceksiniz. Var, toparlayın hayır, hem bunları söyleyeceksiniz. Meclisi yönetiyor, bundan daha ötesi var mı ya? Meclisi yönetiliyor, meclis. Onlar da diyor ki mecliste de olmasın diyor. Ona karar verecek kişi onlar değil. Ona karar verecek yer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bir dava açarsa Anayasa Mahkemesi'dir. Ona karar verecek yegane yer odur. O karar verilmediği sürece siz o kurumsal kimliğe saygı göstermek zorundasınız. Ahmet benim Paşa. Asker olmam, evet. Benim asker olmam bu gerçeği değiştirmez. Ben örgütle arama tabii ki sonsuz derecede bir mesafe koymuş. O örgütün her zeminde işte siyaseten, askeri olarak, güvenlik politikaları veya uluslararası boyutuyla her alanda mücadele edilmesi gerektiğini her zaman söyleyen birisiyim. Ama siyaseti ayıralım ya. Bu kadar siyasetin meşru alanlarını bu kadar daraltırsanız toplumda oluşacak enerjiyi nasıl boşaltacaksınız? Buradan gidecek yol demin de söylediğim gibi dağa ve örgüte eleman kazandırmaktır. Evet. Yani terörle mücadele sadece askeri yöntemlerle olmaz ki. Peki. Ahmet Paşa'ma döneyim. Şimdi, siz bir şey ekleyeceğim dediniz. Onu ekleyin de bu konuyu bitiriyorum çünkü. Tamam. Barolara geçeceğiz. Şunu eklemek durumundayım. Birincisi terörle mücadele tereddütsüz bir şekilde yürütülmeli. Yani kim silahı alıyor da kanunlara karşı geliyorsa açık. Bununla beraber bölge insanıyla gönül bağını devlet en üst düzeyde tutmalı. Dolayısıyla kimsenin etnik kimliğiyle kavga etmek değil ama o etnik kimliği Türk kimliğinin önüne koymak da değil. Şimdi genel politikalarınız başka jeopolitik yanlışlarla birleşirse burada yaptığınız mücadele de zayıf kalır. Mesela Suriye'de şu anda Suriye açık bir şekilde 2011'den itibaren yürütülen politikalarla bazı doğru adımların getirdiği telafi gayretlerine rağmen daha 2011'in öncesine gelememiştir. Ve bugün Fırat'ın doğusunda PKK Suriye'nin kolu olarak örgütlenmektedir, devletleşmektedir. Amerika da onun arkasındadır. Şimdi siz Suriye'nin bölünmesine vesile olacak adımlar atarsanız istediğiniz kadar Türkiye'de terörle mücadele edin. Buradan bakın olaya, oradan görün. Sadece Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı, evet onlar doğru adımlardı. Zamanında atıldı ama bu adımların hiçbirisi daha nihai olarak 2011 öncesindeki istikrarlı Türkiye-Suriye sınırını ortaya çıkartamadı. Bugün böyle büyük bir tehlike vardır. Bu tehlikeyi dediğim gibi terörle tereddütsüz mücadele ama insanların kimlikleriyle kavga etmeden gönül bağını devletin kurması suretiyle ama asla bunu siyasi Türk kimliğinin önüne gelecek. Şimdi ben Barış arkadaşa da itiraz edeyim şimdi şurada. Şurada itiraz ediyorum. Yani tamam vatandaşlarımızın etnik kökeni Türk, Kürt. Tamam saygı duyacağız. Ana diline de saygı duyacağız. Hepsine saygı duyacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. 1924 Anayasası etnik dil din ayrımı gözetilmeksizin ırk ve din ayrımı gözetilmeksizin herkesi vatandaş olarak Türk kabul eder. Şimdi siz eğer vatandaşlık kavramını sorgulatıyor ve onu ikinci sınıf hale getirmeye çalışıyorsanız ister iktidarda olun ister HDP gibi muhalefette olun. Karşınızda beni bulursunuz. Ben buna karşıyım. HDP onu yapmıyor işte. HDP Türk kimliğiyle Kürt kimliğini eşitlemek istiyor. Eşit vatandaşlık diye bir şey çıkartıyor. Nedir eşit vatandaşlık? Yani askerde eşitsek, vergide eşitsek, hukuk karşısında eşitsek, sınavlarda eşitsek eşit vatandaşlık odur. Eşit vatandaşlık diye bir şey getirmek istiyorlar. Bu Türkiye'yi parçalar böler. Şimdi bunları görmeden biz adım atarsak doğru da iş yapmamış oluruz. Ama bakın ben 2017'de kitap yazdım.
bu açılım konusunu aldım yazdım. 1923'ten beri, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri konuyu da inceledim. Şunu da söyledim. Siz paşam tabii bu arada demin dediğiniz Türk kimliğiyle Kürt kimliğini eşitlemeye çalışıyor lafını. Aslında şunu söylüyorsunuz. Yani Türk üst kimlik olarak bildiğimiz ulus devlet modeli üzerindeki bir kimlikle ayrıştırıp evet. bir Kürt kimliği inşa edip onu da başka etnik kimliklerle eşitlemek. Evet, PKK bunu yapmak istiyor. Bunu yapmak istiyor. Şimdi bunu anlamı itibariyle sanki eşit değil mi gibi anlam herkes çıkartabilirler. Herkes eşit olacak. Evet. Bakın ben hukuk olarak hiçbir kimseye yapılan haksızlığı kabul edemem. Hı hı. Kökeni ne olursa olsun. Ya isterse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasa bile bunu savunurum. O ayrı bir konu. Ama şimdi siz eşit vatandaşlık diyorsunuz. Eşit vatandaşlıktan ne kastediyorsunuz? Açık açık diyor ki başka bir kimlik inşa edeceğim diyor. Ben başka bir kimlik inşa edilmesini kabul edemem. Yarın orduya girer, bakın orduya girer yarın. Ha yasa çıkartırsınız dersiniz ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak kimliği Türk'tür. Nüfus cüzdanına da Türk yazar ama oraya bir köken hanesi ilave edersiniz. Dersiniz ki benim kökenim bilmem Arnavut'tur. Arnavut yazdırmak istiyorum. Yazdırsın ama siz Türk kimliğinin önüne bir kimlik korumaya kalkarsanız o zaman Mehmet Uçum'un dediğine gelirsiniz. Yani AK Parti'de tamam %51'i sadece %51 ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sadece Kürt kimliğini ortadan kaldırmak falan filan için siyasetten siyaset sahnesinden silmek için değil başka şeyler için de. Peki. Bugün yaşanan tek adam rejimi diyorsunuz işte işlemiyor diyorsunuz, parlamenter sisteme tekrar geçilmeli diyorsunuz. Biz hayırlı konvoyla 17 vilayet dolaştık. Hayır bu ülkeye gelirse bir takım sıkıntıları sadece mesele bölgedeki ayrılıkçı akıma karşı mücadele meselesi değildi o zaman. Onun için şimdi burada AK Parti'nin geniş perspektifte biz kuruluşa karşıyız demesini o Kürt öyle anlıyor işte. Kuruluşa karşıyız dediğin zaman o da eşit vatandaşlık diye başka bir şey çıkıyor. Peki. Açılımda da biz bunları yaşadık. Bunlar tamam. Türkiye'yi bölgedeki, Suriye'deki, Irak'taki gelişmelerle beraber ele aldığımızda bir cehenneme çevirir. Yarın siz tamam eşit vatandaşlık getirdiniz. Yarın polise adam alacaksınız. Adam almaz yani. Başka bir şey yapar. Onun için çözümü orada aramamamız lazım. Kısa bir ek yapayım. Bu etnik kota ve kompartımanlar üzerinden yapılan iş Lübnan'da ortada. Irak'ta ortada. Yugoslavya'da ortada. Irak Cumhurbaşkanı Kürt. Irak Başbakanı Şii. Irak Meclis Başkanı Sünni. Şimdi, böyle mi olalım yani? Barış'cığım söylemek istediğim tam da şu. Bakın burada yine aynı şeyleri yapıyoruz. Yani HDP'nin bir politikasını eleştiriyoruz, söylemlerini eleştiriyoruz ama ki. Ama bu hakkımız hayır, var. Hayır, tabii ki var. Bizim hakkımız var yani. Doğru da söylüyoruz. Onlar da hayır, sütten çıkmış akkaşık değiller şunu yani. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hayır, doğru da söylüyorsunuz. Katılıyorum da. Sorun işte bunların bu düzlemde tartışılması lazım. Muhatabının. Tartışılmasın demiyorum. Muhatabının. Evet. Hayır, benim söylemek istediğim oydu. Muhatabının burada olması lazım. Yani HDP'linin olmadığı bir yerde HDP tartışmanın demokratik olarak eksik kaldığını söylüyorum. Şimdi bunları yüzlerine söyleyelim. Bu eleştirileri kendilerine direkt getirelim. Ona bir şey diyemeyiz ve buradan yani. Tartışarak evet. Ya belki bir doğruyu bulacağız. Belki ne kadar haklı olduğumuzu o tartışmada daha net olarak ortaya koyacağız. Vallahi Salim Bey şu anda Barış konuşsa bu konuyu biz iki saat daha gideriz. Tamam, İyi arkadaş. Gülüyor böyle ya, ben biliyorum. Onun ne diyeceğini onun için. Bunu keselim çünkü tabii, niye tabii. keselim biliyor musunuz? Bir mevzu daha var. İki tabii. tane konumuz i̇ki daha var. Hiç yetişemeyeceğiz. Seçim sistemi var. Seçim sistemi var. Yetişemeyeceğiz. Libya'yı falan konuşacak. Barolar vardı. Hangi birine yetişelim onu? Barolar. Barolarla isterseniz başlayalım ama bu sefer Barış'la başlayalım. Öyle gidelim sırayı. İki tane videomuz var. Sevgili izleyiciler, barolar yürüyor. 81 baro hepsi herhalde değil evet, mi? Evet, hepsi. Yani eksiksiz. 80 baro. Birinde temsilcilik var. Ha şey yok, Gümüşhane'de mi yok? Yok şeyde mi? Nerede yok? Bayburt. Ha Bayburt. Tamam. Bayburt hariç bütün illerin baroları ve baro başkanları veya yöneticileri Ankara'ya doğru yürüyorlar sevgili izleyiciler. İlginç bir görüntü de çıkıyor. O iki görüntüyü verelim hemen Deniz.
Evet sevgili izleyiciler, bu arkasında yağmurlar altında yürüyen ve arkasından görüntüsü alınmış olan kişi Giresun Baro Başkanı. Yürüyor, Ankara'ya doğru yürüyor. Barış, ne için yürüyor barolar? Barolar, çoklu baro diye AKP'nin ve MHP'nin uydurduğu yeni bir sisteme karşı yürüyorlar. Ama barolar buna karşı yürürken Türkiye Barolar Birliği'nin Başkanı Metin Feyzoğlu'nun bu arkadaşlarımızı yalnız bırakıp Adalet Bakanı'yla kol kola el ele o toplantı senin bu toplantıya benim diye katılmasını da buradan izleyicilerimize bir hatırlatalım. Sen geçen hafta da demiştin, mesaj attı sana değil mi? Tabii. Şey. Bir kez daha söylüyorum. Metin Feyzoğlu. Bugün baroları haklı ve gerekçesi de kamuoyunu ikna eden, bu talepleri karşısında yalnız bırakan Metin Feyzoğlu'nun Türkiye Barolar Birliği'nin koltuğunda bir dakika bile oturmaması gerekir. Çünkü Metin Feyzoğlu seçilirken vaat ettikleriyle yaptıkları tam tersi, tam zıttı olan bir kişiye dönüştü. Şimdi AKP ne istiyor? Burada 15 gün önce de anlattım, özetleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi çoklu baro sistemi diyerek hiçbir zaman kazanamayacağını bildiği İstanbul, Ankara, İzmir, Kars, Antalya gibi baroları ele geçirmek, yandaş baro yaratmak ve kendi iktidarının bir payandası haline getirmek istiyor. Çoklu baro demek savunmanın gücünün azaltılması, halkın savunmasız bırakılmasıdır. Zaten bugün baro başkanları sokağa çıktıklarında savunma yürüyor dediler. Bakın baro bir meslek kuruluşudur ama aynı zamanda da kamu görevini üstlenmiş, kamu hizmetini üstlenmiş, tabii kamu görevini, kamu hizmeti yapan aynı zamanda bir organdır. Siz eğer baroyu güçsüzleştirirseniz aslında kamuyu güçsüzleştirmiş olursunuz. Şimdi diyorlar ki her şeyde, efendim devlet her şeye hakim olsun, pandemide ekmeği kaymakamlık dağıtsın, belediye niye ekmek dağıtıyor, belediye niye süt dağıtıyor? E peki kardeşim, her şeyi sen kaymakamlığa eğer devrediyorsan ve her şeyde bir tekel istiyorsan, baroların neden çoğalmasını istiyorsun? Baroları bölmek, Türkiye'yi bölmektir. Bu kadar açık. Çünkü sen baroyu böldüğünde... Metin Feyzoğlu'nun öyle bir demeci varmış galiba. Barış, ne demiş? Önceden. Bu bir FETÖ projesidir demiş. Hayır, onu söyleyeyim. Heh. Bak. Değil mi? Bunu baro, burada da anlattım. Barolar Birliği genel kurulu. Baroların bölünmesi ilk olarak dönemin Fethullahçı gazetesi Zaman'da yer aldı. Doğru. Daha sonra Taraf gazetesi yazdı barolar bölünmeli diye. Metin Feyzoğlu o zaman bambaşka bir dönemdeydi, başka bir yerdeydi ya da biz öyle zannediyorduk. Ya da o kendisini öyle gösteriyordu. Peki bu FETÖ projesi ise 80 baro da haklı olarak bugün sokağa çıkmışsa Metin Feyzoğlu bu FETÖ projesinin karşısında niye durmuyor? Baroyu bölmek Türkiye'yi bölmektir. Bir kez daha söylüyorum, AKP kendisine yandaş barolar yaratmak istiyor. Savunmanın gücünü bitirmek istiyor. Bekçi yasası. Mimarlar Mühendisler Odası'nın tasfiye edilmeye çalışılması, baroların çoklu baro adı altında parçalanmaya çalışılması birbirinden bağımsız projeler değildir. İktidar kendince muhalefet odağı olarak gördüğü baroları güçsüzleştirerek bir demokratik kitle örgütünü de ortadan kaldırmaya çalışıyor. Niye? Çünkü baro bir ilde işkence olduğunda hiç kimse sesini bile çıkaramazsa bir meslek örgütünün namusuna sahip çıkma adına, kamu görevi adına şu emniyet müdürlüğünde işkence vardır diyor. Ve o işkenceyi belgeliyor. Kamu denetlenmek istemediği için, iktidar denetlenmek istemediği için, yanlışlarının teşhir edilmesinden korktuğu için ne yapıyor? Baroyu tasfiye etmeye çalışıyor. Şimdi şöyle şeyler olacak eğer bu yasa geçerse. AKP'ye yakın bir baro olacak, AK baro ya da ülkücü ya, baro tabii. Ve böylece insanlar mahkemeye gittiklerinde örneğin iktidara yakın olan AK baronun başkanı belki görevi gereği bir davaya girecek, hakim savcı üzerinde baskı kurmaya başlayacak, polis üzerinde baskı kurmaya çalışacak. Dün mesela bir arkadaşım anlattı, bir ihaleye giriyorlar,
Mahkemelik oluyorlar başka bir tarafla. Hakim arkadaşımızın tarafı olduğu davada karar veriyor ve sonra o karar baskıyla değiştirtiliyor. Bunlar Türkiye'de artık olağan hale geldi. Bu nedir? Bu hukuk devletinin ortadan kaldırılmasıdır. Baroların desteklenmesi ve baroların bölünmesine karşı çıkılması sadece avukatların sorunu değildir. Aynı zamanda yurttaşların da sorunudur diyeyim. Arkadaşlarımızın peki, söz hakkını... Salim Şen'e geleceğim ama söyleyeceğiniz bir şey var mı baroların yürüyüşüyle ilgili? Bu işin yanlış bir iş olduğunu şahsen düşünüyorum. Baroların ayrılmasını. Şey, tabii. Yani her şeyi tekleştirirken niye siz baroları çoklaştırıyorsunuz? Güzel, bu da güzel. Doğru. Salim Bey, evet barolar konusunda ya, sizi ve dostları dinleyeceğiz şimdi. Sorun şurada, avukatlık kanunu baroların görevini sayarken şunu söylüyor. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını korumak, savunmak ve buna işlerlik kazandırmak. Yani bu baroların görevi bu. Barolarda işte Barış'ın da söylediği gibi hem savunma ayağı oluşu hem de yasanın verdiği bu insan haklarına işlerlik kazandırmak görevi gereği hemen hemen iktidarın yani bu bugünkü iktidar veya öncekiler kim olursa olsun hukuk dışı, hukuka aykırı tüm uygulamalarını yasal zeminlere taşıyıp bu anlamda adeta bir hukuk bekçiliği yapan kurumlar. Bu tabii iktidarları son derece rahatsız ediyor. Hele şimdiki gibi tamamen neredeyse keyfi hareket etmeyi alışkanlık haline getirmiş, bütün devletin kurumlarını kendine adeta bir ayak bağı olarak algılayıp, onları işte bir şekilde terbiye edip, bir şekilde biat ilişkisi içerisine almak isteyen iktidar bu yapılardan, bu bağımsız kurumlardan, bu görevi icra eden bu organlardan rahatsız kurtulmak oluyor. İstiyor. Bunlardan kurtulmak istiyor. Şimdi ne yapıyor mesela barolar? İşte efendim çocuk istismarlarına, bu çocuk evlilikleri ile çocuk istismarcıların kurtarılmasına yönelik yasal düzenlemelere muhalefet ediyorlar. Kadına şiddeti örneğin teşhir ediyorlar. Teşhir ediyorlar, işkenceyi teşhir ediyorlar. İşte İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmaya çalışıldığı, yani kadına şiddetin ve cinsel ayrımcılığın kaldırılmaya çalışıldığı bu günlerde bunu farkındalık yaratarak toplumu kamuoyunun önüne getiriyorlar. Diğer meslek kuruluşları ne yapıyor? Aslında hepsi bir bütün. Efendim işte kamu kaynaklarının bir çıkar uğruna, işte bir gruba, bir kişiye, bir şirkete veya bir topluluğa her neyse bir cemaate aktarılarak orada bir takım suistimaller yapılmasını önüne geçerek toplumda farkındalık yaratıyorlar. Şimdi bütün bunlar tabii rahatsız ediyor. Yani baroların yapısına girmesi, işte seçim sistemlerine müdahale etmesi gibi bunların hepsi oradaki taktik hamleler. Ama strateji şu. Maalesef bu yönetim sisteminden sonra, bu cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra yani herkes şöyle bir düşünsün. İktidarın hemen hemen bütün alanları, bütün organları, bütün devlet yönetimini talimatla yönetir hale geldiği bir gerçek. Başta yargı, değil mi? Son derece siyasallaştı. HSK yapılaşması üzerinden de yargının etki alanında. Yasama mutlak kontrol altında. Yani kendi çoğunluğu üzerinden, kendi seçtiği milletvekilleriyle oluşmuş bir yasamaya zaten istediği talimatı verip istediği yasayı çıkarabilecek durumda. Bakıyorsunuz bağımsız kuruluşlara bakıyoruz. Hepsi elden gitmiş durumda. Hepsi iktidara bir şekilde bağlanmış durumda. İşte Merkez Bankası, işte RTÜK, işte Basın İlan Kurumu, işte YÖK. Bankalar. Üniversiteler. Aklınıza gelebilecek bütün bağımsız kuruluşlar ki bunların devletin denge ve denetim organlarıdır hepsi gitmiş. 3 tane alan kalmış. Şu anda 3 tane yer kaldı. Hükümetin yani iktidarın direkt kontrol edemeyip etki alanına alamadı. Bir tanesi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. İşte Mimarlar Mühendisler Odası, Tabipler Odası, işte barolar buralara yönetemiyor. Yani buralara muktedir olamıyor. Bu adeta bu saldırının nedeni bu. Oraların da ele geçirilmesi. İkincisi kendine bağlayamadığı işte şu anda içinde bulunduğumuz birkaç tane kalmış %5-10'lardaki medya.
Buralara da yönelik işte basın ilan kurumuyla, RTÜK üzerinden yaptığı, yürüttüğü bütün tecziye uygulamaları diyeyim aynı yere varmak için. Üçüncüsü de muhalif belediyeler. Onlara neler yaptığı da ortada. İşte yardımların kısılmasından tutun bütün ödeneklerinin önlenmesine, her yaptıkları icraatta neredeyse ayak bağı gibi bağlanmalarına sayın sayabildiğinizi, ki en son bir hazırlık yapıyorlar. Bir yasal düzenleme hazırlığı var biliyorsunuz. Belediye meclislerinin doğal başkanı belediye başkanıdır. Belediye başkanı değil, belediye meclisinin kendi içerisinden bir başkan seçmesini şu anda hazırlıyorlar. Ki belediye başkanının belediye meclisinin gündemine hakim olamamasını getirerek iyice topal ördek, iyice ayağa bağlanmış bir hale getirilmeye çalışılıyor. Şimdi dolayısıyla bütün kurumların yerle bir edildiği, iktidara bağlandığı, talimat alır hale getirildiği bir yerde zaten demokrasinin ruhuna Fatiha okumak demektir bu. Barolar düzenlemesi de bunlardan birisidir. Barış mı çıkar mı sence? Hayır. Şu anda AKP'nin de kafası çok karıştı. Öyle mi? Şimdi şu, yani bütün çoklu baro, tepki gelince, evet, tepki gelince şimdi karıştı. Çoklu baro gerçekten bölmektir. Gerçekten savunmayı ortadan kaldırmaktır. Gerçekten savunmayı politize etmektir, siyasallaştırmaktır. Biz onlarca baro göreceğiz. Yani işte Kürtler barosu, işte ülkücüler barosu, işte Galatasaraylılar barosu, Fenerbahçeliler barosu. Hayır, ben de Galatasaray üyesiyim. A tarikatın barosu. Tabii, şu tarikatın, şu cemaatin barosu. Yani biraz egzajere ediyorum ama yani. Menzil barosu yani. Mesela. Budur, budur. Karsların barosu, budur. Rizellerin barosu. Şimdi o zaman, egzajere değil bu, gerçek yani, oraya gider bu. Tabii ki gidecek. Gider. Şimdi şunu söylüyorum, bakın. Yargı üç ayaktan oluşur. Hakimler, savcılar, yani avukat. Değil mi? Tez, antitez. Saca yani. Evet. Şimdi bir tanesi, bunların hepsi aynı görevi yapan yerler. O zaman HSK'yı da bölün. Savcılar da o zaman istedikleri gibi ayrılsınlar. Hayır, o iş nereye gider biliyor musunuz? Hakimler de bölünsünler. Yani onlar da aynı şeyi yapsınlar. Salim abi. Çoklu HSK yapın. Salim abi, farkında değiller neyle oynadıklarının. O zaman mesela Cumhuriyet Halk Partililer diyelim ki Üsküdar'da seçimi kaybettiler belediyede. CHP'lilerin şunu deme hakkı var mı? Ya biz bu belediyeyi beğenmiyoruz, burada alternatif belediye kurduk. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde azınlığım, bu parlamentoyu beğenmiyorum, yeni bir meclis kuruyorum. Her şeyin eşi mi kurulacak, şimdi alternatifi bunun, mi kurulacak? Bunun bakın ne hukukta, bırakın hukuku, akıl ve mantık olarak da bir karşılığı yok. Yani ne yönetimde istikrar, ne temsilde adalet ilkelerini dikkate alın. Hiçbir karşılığını bulamazsınız. Yani yalnız olay çoklu baro da değil. Efendim işte oradaki nispi temsili getirmek. Ya barolar icra organlarıdır. Yönetim organlarıdır. Adaylar çıkar, en fazla oyu alan seçilir. Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı sisteminde 50+1 alan Cumhurbaşkanı oluyor. Kalan 49 ben temsil edilmiyorum deyip o oradaki nispi oranlarına göre bakanlık mı veriyoruz? Tabii. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Şimdi bu temsilde adalet meclislerde olur. Hayır, kendi kurullarda olur. Önce kendi partisinde barolara önerdiğini bir yapsın. Çarşaf liste yapsın, üyeye dayalı ön seçim tabii yapsın ki. Ve artı dediğiniz gibi mesela Cumhuriyet Halk Partisi %26 aldıysa iki bakanlık ona versin. Aynı mantık olur. Dünyada örnekleri var. HDP'ye bir bakanlık versin, MHP'ye 3 bakanlık versin, öbürüne 2 bakanlık versin. %34 oyla %65 temsiliyeti almış haksızca diğer partilerin oylarının üstüne oturmuş bir parti şimdi barolara demokrasi dersi vermeye çalışıyor. Şimdi bir en son bir şey son çıktı cümle, tekrar. Toparlayın son isterseniz. Cümle, tekrar şey çıktı. İşte son 10 dakikada Libya'yı konuşalım. Hayır, bir şey çıktı yeni. Barolar Birliği başkanlık seçimlerinde efendim işte bütün delegelerin değil, yani yeni uygulanacak sistemle baro başkanlarının oy vermeleri. Dolayısıyla yani herhalde işte Sayın Fevzoğlu'nun tekrar seçilmesi için. Fevzoğlu'nu seçtirmeye yönelik. Ben evet, ilk programda yani da söylemiştim. Evet, seçtirmeye yönelik bir düzenleme gibi görünüyor ki yani yargıyla bu kadar oynanmasın. Bakın Anayasa Mahkemesi Başkanı çıktı bir açıklama yaptı. İşte Paşam biraz önce değil mi balyoz sürecinde yaşanan bütün mağduriyetleri anlattık. Nasıl bir yargılama sisteminin olduğunu. Biraz önce yine işte Demirtaş örneğinde, Eren Erdem örneğinde Anayasa Mahkemesi daha dün karar verdi. Ve başkanı diyor ki Türkiye'deki açılan yani bize gelen davaların %51.2'sinde hak ihlali var.
Eğer siz... Daha balyozda 7 kişinin tabii ki o benim müvekkillerim bekliyor daha. Tabii. Şimdi yani. Siz eğer yargıya bir iş yapmak istiyorsanız, yargıyı düzeltmek istiyorsanız barolarla oynayarak bunu yapamazsınız. Önce bu hak ihlallerini ortadan kaldırın. Önce adil yargılamayı getirin. Önce hakimleri, savcıları gerçekten sadece vicdanlarıyla karar verecek bağımsız ve tarafsız bir hale getirin. Bunun önündeki engelleri kaldırın. Avukatların adliye koridorlarında rahatça girmelerini sağlayın. Savcılarla, hakimlerle eşit hale getirin. Ya hak ihlali, daha bunun ötesi yok. Ya bugün yüz binlerce KHK mağduru daha ortada duruyor. Yani mağdurun senden benden olmaz. Mağdur mağdurdur. Mağdurun kimliğine bakılmaz. Sadece sıfatıdır onun korunması gereken. Mağdur olması yeterlidir. Yani Selahattin Demirtaş da mağdursa korunmalıdır. Paşam da mağdursa korunmalıdır. Sen de korunmalısındır. Tereddüt yok. Evet. Şimdi siz bunlarla uğraşın. Türkiye'nin önünü biz böyle açalım, böyle demokratikleştirelim. Oturalım. Efendim baronu çoklu yapalım, bana bağlayalım. Oradaki bütün özgürlük alanlarını kısıtlayayım. Böyle gidilecek bir yer yok. Peki. Son kaç dakika biliyor musunuz? 7 ama 6 dakika diye kabul edin. 3 dakika Libya konuşun desem ne dersiniz paşa? Tabii uygun bence. Ne oluyor Libya'da? Yani Libya'dan şu oluyor. Hani böyle, bir laf vardır böyle, karda mıyız zararda mıyız biz? Şöyle söyleyeyim ben. Libya'da bir defa siyasi iktidardan bağımsız bir konu var. Yani deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda atılan adımı ben ilk günden itibaren destekliyorsunuz doğru, ve doğru buluyorum. Destekliyorum, doğru buluyorum. Çünkü bu Türkiye'nin bekasıyla ilgili, yarın o gider, başkası gelir. Ama tabii o günden bugüne atılan adımlar da işte Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin desteklenmesi karşılık buldu Libya'da ve Hafter güçlerini zayıflattı. Yani Trablusgarp'ı abluka altına alan, müsaade eden Hafter çekilmek durumunda kaldı ve Sirte'ye kadar olan bölge aşağı yukarı temizlendi. Yakında orası da elden çıkabilir. Bir de Hafter çok zayıflatıldı tabii. Ama Türkiye'nin tabii her zaman dikkate alması gereken bir husus, Libya'nın bütünlüğünün korunmak suretiyle sorunun nihayetinde çözüme kavuşması. Çünkü deniz yetki alanlarının sınırlarının belirlenmesinde Libya ile bizi ortak noktaya getiren alan, coğrafi alan Bingazi bölgesi. Hmm. Bingazi bölgesinde ki Türkiye'ye karşılık gelen kesim bize bu hakkı veriyor. Yarın Suriye, Libya'nın kesinlikle bölünmemesi lazım. Hmm. Tabii ben 1,5 sene kadar önce Kuzey Suriye ile Doğu Akdeniz tek cephedir diye yazmıştım. Belki Barış da hatırlar. O dönemde de konuşmuştuk bunları birlikte. Şimdi Suriye, Libya tek cephe Akdeniz'de. Ama bu cephede kırıklıklar var. Çünkü cephenin bir kısmında Rusya ile berabersiniz. Bir kısmında karşıtsınız. Karşınızda önemli bir blok oluşmuş vaziyette. İşte Mısır, Fransa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Dolayısıyla Türkiye'nin biraz daha bunları dikkate alarak adımlar atması lazım. Ama ben son adımların doğru olduğunu ve netice vereceğini düşünüyorum. Mesela bundan birkaç ay evvel biz Hafter'i Rusya'ya götürmüştük. Biz istemiştik ateşkes olsun diye. Şimdi ateşkesi istemeyen taraf hemen hemen Ulusal Mutabakat Hükümeti oldu. Olma noktasına geldi. Hafter istiyor şu anda. Tabii bu Doğu Akdeniz ve bölge jeopolitiğinde son dönemde şunu görüyoruz. Geçen haftaki sizin programda da bu biraz tartışıldı, Salı programında. Biraz Türkiye ile Amerika yakınlaştı fazladan. Bu tabii Libya'da belki işimize de gelebilir. Gelebilir diyorum. Gelir mi gelmez mi son tahlilde bilmiyoruz ama gelebilir. NATO'nun devreye sokulması falan. Ama Suriye'de bu tehlike. Tabii.
Çünkü Türkiye, yani Türkiye'nin Libya politikasını ne kadar doğru buluyorsam hala Suriye politikasını o kadar yanlış buluyor. Yanlış biliyorsunuz. Dostlar 3 dakikam var. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sevgili izleyiciler, Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde bugün çıkan çatışmada yaralanmıştı. Sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş. Şehit onbaşımız Ömer Kahya'ya Allah'tan rahmet Allah'tan diliyoruz. Ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Evet. Şimdi Libya'da da, Suriye'de de, Irak'ta da son kabaca 1-1,5 ay içerisinde atılan askeri adımlar bence haklı. Üçünde de doğru, üçünde de meşru. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bu askeri adımların Mehmetçiğin gayretine, fedakarlığına, hatta az evvel verdiğiniz örnekte olduğu gibi şehadetine koşut bir siyasal kazanıma dönüşmesi için, askeri hamlelerin bunu taçlandıracak bir siyasal başarıyla, ne diyelim, tahkim edilmesi için Türkiye'nin doğru ve stratejik ittifaklara ihtiyacı var. Suriye'de bu ittifak yok. Astana sürecinde evet kimi doğru hamleler yapıldı ama halen kafamız karışık. Libya'da da Ahmet Bey'in değindiği üzere böylesi bir siyasi ittifak gelir mi gelmez mi? Bence gelmeme ihtimali yüksek. Neden? Şundan. Libya'yı ve de Suriye'yi bölenle, yani Amerikan emperyalizmiyle Libya'da ve Suriye'de çözüm aramak mümkün değil. Şimdi geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı diyordu ki Libya'da ABD daha fazla inisiyatif alsın. Yani Libya'yı işgal eden, Libya'da düzene paramparça eden, Libya'yı bu hale sokan, fiilen bölen ABD'ye diyorsun ki gel Libya'nın toparlanmasında, Libya'nın bütünlüğünü sağlamada bizle beraber hareket et. O bana çok mantıklı gelmiyor. Yani Libya'yı da Suriye'yi de ek yapalım, Irak'ı da bu hale getiren Amerikan emperyalizmi ve Avrupalı müttefiklerinden peki, bu üçünün toparlanması konusunda yardım beklemek, İş birliğine gitmek bana hiç mantıklı gelmiyor. Peki. Çok teşekkür ederim Barış dostlar. Salim Şen. Biz teşekkür ederiz. Ahmet Paşa'mız, Ahmet Yavuz Paşa'mız ve Barış arkadaş çok teşekkür ediyoruz. Özlem Gürses de birinci bölümde bizlerleydi. Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı'nın bugün de sonuna geldik. Gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye ve desteğe çok teşekkür ediyoruz. Pazar günü mütercimlerle karşınızda olacağız. Biliyorsunuz tam kahvaltı saati. Saatlerinizi ona göre ayarlayın efendim. Hoşçakalın.